Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Android oyun konsolu MadCat Mojo'yu inceliyoruz. Arkadaşlar, MadCat Mojo'nun çıkış amacı Android deneyimini konsol edasıyla televizyonlara taşımak. Android telefon ve tabletlerimizi düşünün, onu bu kutunun içine sığdırın ve televizyona bağlayın, oynamaya başlayın. Tabii oyunları televizyonumuzda herhangi bir dokunmatik ekran olmadığı için içinden çıkan kontrolcüyle birlikte oynayabiliyoruz. Arkadaşlar, ürünün teknik özelliklerinden falan bahsedeceğiz, detaylarını ineceğiz, ancak gelin öncelik amacımız oyunsa bir oyun deneyimine bakalım. Evet arkadaşlar, Mojo'yu televizyonumuza bağladık. Biz daha önce birkaç tane oyun indirmiştik sizlerle paylaşabilmek için. Vakit kaybetmeden oyunlarla başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, birçok oyun zaten Android sürümünden dolayı desteklemiyor. Destekleyen oyunlarda da eğer Gamepad desteği yoksa, yani şunu desteklemiyorsa, oyunda sıkıntı oluyor, yani çalışmayabiliyor. Arkadaşlar, oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi Gamepad'imizde şöyle sağa solu rahat rahat yapabiliyoruz. Aşağı yukarı rahat rahat bakabiliyoruz. Hatta L2 ile şöyle nişan alıp şu an ateş edemiyoruz. Herhalde bir zombinin mi çıkması lazım? Ne olması lazım? Şöyle biraz bir ilerleyelim bakalım. Evet, otomatik ateş ediyor. Şu an zombiler bize etraflıca saldırıyorlar ve bildiğiniz gerçekten de bir konsol edasıyla konsolda oynuyormuş gibi oyunumuzu oynuyoruz ve görevi yine tamamladık. Kontrolcüyü tam olarak kullanabiliyoruz ve oyunumuzu da cayır cayır çalıştırıyor. Şöyle FIFA var arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şöyle mouse modunu alıp bir tıklayalım. Yine herhangi bir şey değişmedi. Ana ekrandan ileriye bile gidemiyoruz. Evet, tam kontrolcü desteğini bizlere sunuyor arkadaşlar. Hani gaza buradan kendim basıyorum. Sağa solu kendim yapıyorum. Freni de şu an ben yaptım. Gayet rahat bir şekilde adamı da devirdim. Grafikleri de fena değil. Tabii ki de şu an günümüzün konsollarıyla yarışamaz. Bence hiç yoktan iyidir. Lan bak, beni devirdi vicdansız. Aha, ben de onu aldım. Şöyle dönerek oyundan çıkıyor. Arkadaşlar, kutuyu bağladığımız zaman Mojo'yu bir tane market geliyor. Aslında iki marketimiz var. Marketlerden bir tanesi zaten Google Play Store, kendi Android marketimiz. Diğeri de Ouya denen market. Buna basalım. Play dersek burada kendi indirdiğiniz oyunları görebiliyorsunuz oyna kısmından. Discover'dan zaten adı üstünde keşfet, markette bulunan oyunları görüyoruz. Biz indirdiğimiz oyunlardan Bomb Squad'a bir bakalım. Adamdan başka her yere vurdum bu arada. Şimdi bu Ouya marketten bir tane daha bir oyun deneyelim. Şu Ice Rage'e bakıyorum. Vurma çocuğum, ben sana vuruyor muyum? 2. Of, çok güzel bir gol daha. 4-0. Ben bu maçı artık vermem derken bir tane gol yedim. Ouya'nın bütün oyunları arkadaşlar oyun kolunu destekliyor. Bunu belirtelim. Hani Android'in kendi marketindeki uygulamalar desteklemiyor olabilir. Ancak Ouya'nın hepsi Gamepad'i sorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi destekliyor. Arkadaşlar, oyunları gördük, bizleri çok tatmin etmedi. Şimdi gelin birazcık da teknik detaylarından bahsedelim ve tasarımına değinelim. 1.8 GHz'lik Nvidia Tegra 4 işlemciyi kullanan cihazda 2 GB RAM bulunuyor. Ayrıca dahili 16 GB'lik bir hafızası var ve bunu dilersek micro SD kartla birlikte 128 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi teknik özellikler günümüzün çok gerisinde. Arka taraftaki bağlantılara bakacak olursak 1 adet HDMI'miz, 2 adet USB girişimiz var, 1 adet Ethernet bağlantısı yer alıyor. Aynı zamanda kulaklık çıkışımız, bunun yanında adaptör girişimiz, ayrıca da dediğimiz gibi micro SD kart yuvası bulunuyor. Bu arada bağlantısı çok basit arkadaşlar. Arkadan güce takıyorsunuz, fişe takıyorsunuz, HDMI'yi de televizyona bağlıyorsunuz ve olay kapanıyor. Tasarımı oldukça güzel. Küçücük bir kutu var elimizde ve televizyonun yanında bence hiç sırıtmıyor. Keşke bütün konsollar bu boyutlara düşse. Ya da ters mantık yaparsak, keşke bu daha gelişmiş bir cihaz olsa diyebiliriz. Biraz da CTRL isimli kontrolcüsünden bahsetmek istiyorum. Xbox kontrolcüsüne bayağı bir benziyor arkadaşlar. Gerek tuş dizilimi olarak, gerekse elle tutuş hissiyatı olarak Xbox kontrolcüsünü andırdı bizlere. Üzerine medya tuşlarını eklemişler. İşte ileri sar, geri sar, durdur falan filan gibi. Bir de alt tarafta 3 tane switch var arkadaşlar. Bir tanesi oyun modu. Android oyunlarını televizyonunuzda oynamanıza yarıyor. Bir de mouse modumuz var. Sol taraftaki analogu mouse'a çeviriyor. Ekranda böyle mouse gezdirebiliyorsunuz analogda. Bir de bilgisayar modu var arkadaşlar. Kutunun içinden bir tane Bluetooth dongle'ı geliyor. Bu dongle'ı bilgisayara bağladığımız zaman artık bu bilgisayarda oynayabileceğiniz bir joystick haline geliyor. Şurada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunu bilgisayara bağladığımız zaman dongle ile birlikte artık kutuyla bir işimiz kalmıyor. Bilgisayarda artık Assassin's Creed mi oynarsınız, FIFA mı oynarsınız, o size kalmış. Yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Bu ürünün çıkış mottosu televizyonunuzun yanında koyabileceğiniz bir Android konsol olması. Ancak bizlere konsol deneyiminin maalesef
maalesef yaşatamıyor. Hatta fiyatının ortalama 1000 lira olduğunu düşünürsek de 1000 liralara hem Xbox One hem de PlayStation 4'ü neredeyse bulabiliyoruz. Ancak bu üçünün arasından hangisi konsol değil derseniz tabii ki de bunu gösteririz. Bebek bir teknoloji olarak çıkmış, emekleme aşamasını bile geçemeden tozlu raflardaki yerini almış. Ha ileride daha iyi oyunlar gelir, bunun içindeki işlemci güçlerinin RAM'i artar vesaire vesaire. O zaman tabii ki de farklı diyarlara gidebilir. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte MadCat Mojo'ya yakından baktık. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yalnız duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.